İnancın verdiği şifayı yani hiçbir şey vermiyor ha bence. Ama bu bence çok sakat. Adam baksana inandığı için evet herhalde iyi hissediyorum kendimi falan böyle. Bakalım. Bizi günlerce Neye baktım? Lan? Bizi günlerce, bazen haftalarca, bazen aylarca uğraştıran bir şikayet. L4, L5, L5, S1 arızalı. Son 20-30 yılımı bu soruya cevap vermeye çalışarak geçirdim. Ablam ben 1978'de ortaokul lise diplomasını 16 günde aldım. Buyur. Bel fıtığı mıyız bunu anlayabileceğimiz bir test var mı? Abi bunu kim bir daha... Kim gönderdi bunu? Bünyamin bir tanesin sen. Canım benim. Şu ana kadar Twitch'te izlediğim en güzel video. Ondan önceki şeydi. O karısını karısını öldüren adam vardı ya. Öldürdü. Başkasıyla evlendi. Sonra yine öldürdü. Sonra neydi? İçtima mıydı? İçtizah böyle bir program vardı oraya çıkıp. Ondan sonra bundan önceki de o en güzel olan. Bu kesinlikle en güzeli. Bundan bir tanesi. İzdivaç evet. Mantığı dişlerin arasına sıkışmış olan sinirleri hızlan, hızlan. Hızlan abi. Ve etleri dişlerin açıldığından dolayı, omurun açıldığından dolayı çıkartarak adamı rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığı çeken bir adam doktora gitmek yerine komşularına uydu. Tedavi için öyle şeyler yaptı ki iyileşip sağlığına kavuşmak bir yana dursun, felç oldu. Hocam benim bilimsel hiçbir şeyim yok. Ablam ben insanım. Siz nasılsınız insansanız ben de insanım. Adam oğlan. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok, bir şey yok. Hava ya. Ah git ya. Ah git. Herkese selam. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın kronik sorunu bel fıtığı, beldeki rahatsızlıklar için alternatif tıpa yöneleceğiz. Mustafa Civciv, YouTube'da herkes tanıyor onu. Kendi kanalı yok. Genelde onu çekmişler, koymuşlar. Hakkında çok yanlış algılar, yanlış sözler var. O da insan, hataları olabilir. Bugün kendisine tedavi olacağım. Benim sol tarafımda bir çekme var. Sol kalftan başlayan sol bele kadar. Çeçenistan'dan yeni geldim. Bu yüzden sakalım böyle. Şu an evine 300 metre uzaktayız. Antalya'dayız. Kepes Devlet Hastanesi'nde 1 kilometre. Şuradan ilerleyeceğiz. Evi yakın. Bir gidelim bakalım. Ne var ne yok. Zaten orada görüşürüz. Bir dakika. Şimdi bu arkadaşın bel fıtığı var. Ne? Ve bu amcaya gidiyor değil mi? İzlediğimiz amcaya gidecek. Merak ettim bunu valla. Nereden geldin? Psikolojiden. Burada işimiz vardı da buraya da buraya da dedik. Canım yabancıysan tabii ki zor bulacaksın yani. Evet. Gene de iyi. Bakkala sorduk gösterdi hemen abi. Fiyat ne kadar bunun arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bu amca dayı ne kadar ya, tabii ücret karşılığı oluyor da 1500 TL seans 300 TL tamam başladınız.
Vardır bir 2000 TL. Gönlünden ne koparsa diye. Felç kalırsan bedava. Bakalım. Bir dakika. Çekim falan yapmasına sıkıntı yok değil mi? Çekim falan yapabilir. Gidiyorum. Benim hiçbir sorun yok, senin hiçbir sorun yoksa. Ya face atıyorlar, yorum yaparken küfür ediyorlar. Bilmem ne onun için çektirmeyi çok fazla sevmiyorum. Anlayabiliyorum dayı. Millet küfür ediyor, millet dalga geçiyor falan. Tabii ben de komik biliyorum bazı şeylerini. Bence tehlikeli. Şahsi düşüncem bu. Bence bunun işin şeyleri var. Bilimsel bu doktorlar bu işle uğraşmalı diye düşünüyorum. Masaj falan olayı farklı tabii. Ben böyle bu ani hareketlerden bahsediyorum. Bence onlar tehlikeli. Ama dayıya küfür etmeye falan saldırmaya gerek yok yani. Ya küfür müfür yok. Bizim öyle bir şeyimiz olmaz. Öyle bir şey yaptırmayız. Abi buyur. Abi benim omurgamın özellikle sol tarafında şu sol kısmında çok ağrıdım. Çok oturdum. Solum çok gergin. Sol bacak. Sol sırt. Kusura bakmayın, komik geliyor bazı şey. Tamam, devam edelim. Abi oradaki en mantıklı olan şey tişörtünü çıkart. Tişörtünü çıkar. Yani görsün. Bir doktor öyle der değil mi bence yani? Ben öyle düşünüyorum. Tişörtü bir çıkart. Bakalım. Bir garip bir şey var mı? Falan. Ya ben de anlamıyorum. Beni de dinlemeyin yani. Ben de öyle boş boş konuşuyorum da. Mantıklı gelen o geliyor bana. Sen ne iş yapıyorsun? Ağırlık çalışıyorum. Ağırlık kısmı Aracı çalışıyorum. Senin göbeğin ne zaman kaydı? Göbeğin? Ne zaman kaydı? Göbeğin ne zaman kaydı? Ne demek abi? Göbeğin ne zaman kaydı? Hiç duymadım öyle bir şey ben. Önceden. Siz de anlamadınız. Yani tek ben değil. Ha tamam, devam edelim. Senin göbeğin kayık, göbeğin ortada da. Aç tişörtünü. Aç. Gel şuraya. Sırt. Aç. Tişörtünü aç göğsüne kadar. Şuraya dur. Abi şöyle dön bak, şöyle dön. Bırak elini. Ağlıyor bize. Ne bir transa soktu ki adam istese vereceğiz. Bir dakika ya. Kafayı sıkıştırdı bu. Bir dakika abicim, bir dakika bakayım. Gel. Geldim. Göbek nerede? Harbiden ha. Bu deliği biraz sanki şu tarafta Şöyle değil değil mi? mi? Sol. Orayı çek abicim, beni çekme. Onu çekme. Bunu çek. Orayı çek. Abi göbeği kaydı ne demek? Anlayan var mı abicim? Anlatın bana. Göbeği kaydı ne demek? Göbek düşmesi diye bir şey var. Yani solda duruyor deliğin. Göbek deliği ortada değilmiş. Bakalım. Kendisi bak şurayı. Bu ne? Ya sen bırak elini bırak. Sen elini bırak sen. Sen direkt karşıya bak, tamam mı? Evet. Abi bak kameradan da bak. Kılı böyle gidiyor Evet. adamın. Göbek deliği şu Ya tarafa. Vallahi niye böyle olmuş abi bu? Evet. Benim çünkü hep ağrılarım abi deliğim. Sonra yan kısa. Buradan başlıyor şuraya kadar. Şimdi çoraplar. Valla bana şey geliyor. Ben bu işin bir doktor olarak herkes doktor. Sciatica gibi bir şey geliyor. Bana da oluyor bazen. Kaslar bayağı gergin oluyor. Sinire baskı yapıyor. Böyle ayağına kadar da vuruyor. Ama ona şey diyoruz. Sciatica diyoruz. Ya böyle bir şey var. Ya, bir sendrom var. Sciatica. Geçiyor birkaç gün sürede. Masajla falan oluyor. Impingement değil ya. Fıtık değil. Sayarka. Ya fıtık, ta fıtık aslında bir nevi. Siyatik. Ha, o mu Türkçesi? Evet. Bende o oluyor şurada böyle. Bazen oluyor. Masajda falan ya da birkaç gün sonra kendi kendine böyle geçiyor. Çekme olabilir o. Bilmiyorum. Türkçesini bilmiyorum. Olsun. Biz nelerle görüyoruz? Uzan şöyle. Kapa. Yüzüstü. Kolları indir aşağı.
Çeneni koy yere dik bir şekilde. Burayı resim çekeceksin yalnız. Resim mi çekeceksin? Resim çekeceksin. Karşılaştıracağız. Eşitsizliği mi? Bu böyle kalsın. Acele etme. Ben çek dedim de çekersin. Şimdi çek. 3 tane çek. Ha, bu şey... Türkçesini düşünmeye çalışıyorum. Bunu yapan var ya, chiropractic'iniz var ya, Cairo. Chiropractic. Onun Türkçesi ne? Kürt. Chiropractic, evet. Kütlemeci. Ha, Türkçesi de mi aynı? Tamam. Burada bu şey, bu doğru, bu gerçek arkadaşlar. Hani vücut, oraya gittiğim zaman mesela ben de gidiyorum bazen. Böyle bir tane ayak daha uzun oluyor ötekisine göre falan. Doktor işte boynunu çekiyor falan filan. İşte yanına döndürüyor, koluna bastı yapıyor. Yani ne diyor, kırtlama mı kemiklerini şey yapıyor, ayaklarını falan bilmem. Şu bel kısmına bazı şeyleri bildiği artık ben anlamıyorum, onları yapıyor. Ve şey yapıyor, adjustment diyoruz biz ona. Düzeltiyor yani kemiklere falan hepsini böyle biraz düzeltiyor biraz. Bende de mesela birkaç defa gittim. Bir tanesi böyle ötekisine göre biraz daha uzun oluyor. Bilmem ne falan. 5 dakika içerisinde düzeltiyordu doktor. Bu da herhalde ona benzer bir şeyler yapıyor bu abi. Dayı. Sağdan soldan. Tabii tabii, geçici süreç. Geçici süreçti, evet. Üzden. Şöyle geçeyim. Geç geç. Kalk abi. İncele bakın bu resimleri. Ne böyle? Baş parmaklarını birleştir. Dengel olsun. Dizini birleştir. 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 Gel amcam buraya. Şuraya otur. Gel amcam. Şuraya otur. Oturayım abi. Birleştir dizini. Şimdi şu dizle şu diz. Şurayla şura. Şurayla şura arasındaki farka bak. Oo. Kızım gözünle baksana sen önce bir. Kameranın gene çek. Tamam abi ya. Ay dayı mükemmel valla. Ya bırak kamerayı, gözünle baksana ya. Çok güzel. Gördün mü? Evet, evet gördüm, evet. Ben de biraz. Çekim yaptın mı? Yaptım. Resim olarak yap. Önden de yapayım mı? Bu olduğun yerden, olduğun yerden çek. Olduğun yerden çek. Olduğun yerden. Dayı aynı zamanda direktörlük, yönetmenlik yapıyor yani. Dayı aynı zamanda yani hem fıtıkçı hem yönetmen. Şuradan çek, şu açıdan. Ya güzel. Tamam, resim olarak çek. Tamam. Ver şimdi elini incelesin. Proje kökenliyiz. Kars'tan geldik. Çok güzel. Ver şimdi elini. Ya ama saygısızlık amaçlı gülmüyorum bak, yemin ederim arkadaşlar. Saygısızlıkla alakası yok. Sadece komiğime, nedense komiğime gidiyor bu dayı benim. Biraz. Elini incelesin. Proje kökenliyiz. Kars'tan geldik. Ya oradayız. Ne? Şimdi ayağını düzeltebilirsem ben senin tedavini yaparım. Ayağını düzeltemezsem yapamam. Şey yapıyor musun abi? Bu yukarıdan asmalı. Ben seni asamam. O büsbüyük adam doğru valla. Neden? Önce ayağını düzeltmem lazım. Ha, pardon, büyüklükle alakası yokmuş. Ben onu çok merak ediyorum ya. Merak ediyorsan yan tarafta ama ben onu asamam. Önce ayağını düzeltmem lazım. Düzelttikten sonra yapabiliriz. Düzelttikten sonra 40-50 gün sonra yapabilirim. Hadi ya. Ayağın çok mu sağlam? Ne var tabii yani, ben ne diyeyim sana? Önce ayağını düzeltmem lazım, senin dengeyi bulman lazım. Ağrın biterse gerek yok. Ağrın bitmezse o zaman asarım. Hiç olmazsa dayı şey yapıyor yani. Kim lan? Bak benim birisi mi aradı? Hiç olmazsa dayı şey yapıyor yani, güzel. Hiç direkt böyle gel şunu yapalım, gel asalım seni, gel keselim. Yani hangisi faydalı olduysa değil de kademe kademe yapıyor. Güzel. Değil mi? Yani önce dengeyi bulmam lazım ben. Anladım. Ben dengeyi bulmazsam hata yaparım. Benim gibi kişilerin hata yaptığı zaman düşmanı çok olur. Herkes düşman olur. Sen de düşmanım olursun benim. Doğru. Bilmiyorum, ben mi biraz ters düşünüyorum bu konuda? Dayı düşmanlığı bırak. Hata yaptığın zaman adama verdiğin zarar. Adamı düşün. Kendini değil. Yani ben orada bir hata yapsam, benim düşüncem bu. Ben bu hata yaparsam yani seni incitebilirim, felç edebilirim, kötü yapabilirim. O çok kötü olur senin için. Ben seni düşünüyorum.
Ben hata yaparsam tamam sen felç oldun diye umurumda değilsin ama bana düşman olacak millet. Oyun istemiyorum ben. Böyle bir düşüncesi var yani. Biraz ters olmuş bence. Biz düşman olmayız da yani. Hayır olursun yani. Niye? Can acizdir yani. Düşman olmam diye bir şey yok ki. Onun için ben adım adım. Önce senin ayağını düzeltmem lazım. Ayağını düzelttikten sonra. Bugün senin belin kireçlemeye başlamış. Senin gibi sporcu bir adamda bu nasıl oluyor? Bu ayak kısalığı ben anlamadım. Çok rastlanmıyor mu ayak kısalığı? Hı? Çok rastlanmıyor mu ayak kısalığı? Çok fazla rastlanmaz. Belinde kireç olan kişilerde rastlanır. Ne alaka dayı? Ben, arkadaşlar kayropraktiğe gidiyoruz. Ona o zaten rutin bir adjustment. Herkes de oluyor. Böyle değişiyor az bir şey. Kemiklerle alakalı düzeltiyor onları çok. Bende defalarca oldu. Bende kireçlenme falan yok. Şimdi sen bir dengesiz hareket yapmışsın büyük ihtimal. Kalk. Yani tekrar diyorum beni de dinlemeyin bu konuda yani. Ben de hiçbir bok bilmiyorum bu konuda öyle konuşuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi ben kolumu bu şekilde sallayacağım. Sen serbest ol. Müsaadenizle arkadaşlar bir tane daha yiyeceğim. Haberiniz olsun. İzlerken güzel oluyor. Bu kemiklerin ses verecek. Ben serbestim çekeceğim sana. Sen serbest ol da benim çekip çekmeyeceğim. Ne yapacaksın sen? Ben izledim bunu da. Bunu izlemeseydin keşke. Serbest ol. Bak yalan. Halen kasıyorsun. Ayağını şöyle yap, bir de şöyle den ya. Tamam düşmesin, ben acıtmadan yaparım onu. Serbest, 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 serbest. Allah. Otur. Ya sıkıyorsun, sıkma ya. Bak. Çok sıkmadım ya baba, serbest ol. Sıkıyorsun, nasıl serbest ol? Ama şey geldi. Ben, ya geldi ama daha güzel gelmesi lazım, ayağın düzelmesi lazım yani. Evet. Nasıl bir şey yapabiliriz abi? Bakacağız. Düzeltebilirsen ben senin tedavini yaparım. Düzeltemezsen... Bir soru soracağım arkadaşlar. Şu giden arkadaş gerçekten... Gerçekten dayının yanına düzelmek için mi gitti? Yani dayıdan bir şifa mı bekliyor? Yoksa bu arkadaş böyle komikliğine mi gitti? Hani biz komik, trollüğüne mi gitti? Makarasına gitti. Denemek için, tedavi için. Yani sporcu bir adam bence... Yani bence... inanmaz böyle şeylere diye düşünüyorum ya. Sporcu bir adam. Ya daha sporcu adam... O adam bu dayıdan daha da iyi biliyordur insan anatomisini. Diye düşünüyorum ben. Sen yapalım. Anladım. Yani... Elinden ne geliyorsa... Bir şey gelmese de sıktırır canı sağ olsun. Bilmiyorum. Gel. Serbest. Serbest. Sen hiç şans aldın. Yok. Bak, gelmiyor. Serbest bırakırsan bu iş olur. Ne yaptın kardeşim? Bunu günahın var. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela. Estetik bir sebze. Hasan. Bu fenaydı. Bu daha iyi oldu. Bu güzel oldu. Düzeldiyse senin ayak şimdi düzeldi. Bu daha iyi oldu herhalde. Çok şahane oldu. Düzeldiyse düzeldi. Gel buraya gel. Oturayım mı? Otur. Sesin gerçek olduğunu sandım bir saniye. Tam böyle güzel yere koymuşlar abi. Gerçek olduğunu sandım böyle. Bırak. Gerçek. Bırakma. Şöyle. Dostum bırakma. Artık orada sınırı çiz. Burada onu yaptırma. Boyun bu abi. Bunun şakası olmaz. Bırak. Sen bırak. O kadar fazla yapmıyor dayı. Kasıyorsun ya.
Dayı da uyarı falan yok. Hiç uyarmadan kasıyorsun lan deyip ben direkt vurdu adama ya. Bu mükemmel, bu video güzel. Çok güzel bir video. Kasıyorsun ya. Derin nefes al, derin nefes al, derin nefes al. Benden bu kadar. Abi elin ne yapmış ya? Ben elim ağrı değil, otursan kalk. Bana kimse diyemez elin ağrı diye. Valla güçlü bu misin ya? Elimde daha... Kör oldum! Gözüne gitmesin ha. Valla bir... Kalkayım mı ya? Kalk. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir şeyler oldu, bir şeyler değişti. Şimdi şunu yap. Üst sefer. Üst sefer. Üst sefer. Hayır. Ben nasıl yapıyorum bak. Dizi. Bak. Aa, kendi. Poponu değdireceksin. Kalçama çekiyor. Evet, kalçana değdireceksin. Olmadı, dur. Dur, ben arkaya geçeyim. Şimdi yap. Hayır, ya ben böyleyim ha. Hadi. Şimdi oldu. Yap. Bir tane daha. Bir tane daha yap. Tamam. Çök bak. Elin kullanma. Çök. Tam çök. Ayaklarını dik. Ayaklarını dikilsin. Ayaklarını dikilsin. Çök. Öyle değil. Bak. 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 Şu şöyle. He, parmak ucunda. Evet. Öyle bekle. Bekleyin mi? Bekle öyle. Bırak ellerini. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 7, 8, 9, 10. Kalk. Çok şahanesin. Biraz daha iyi hissediyorum. Ne biraz daha? Çok çok iyisin. %70 iyisin. Şu an iyi misin? Ağrın geçti mi? Daha vallahi geçmedi. Hala ağrıyor. Geçti geçti. Sen bitti bitti. Güzel ya. Ayaklarını açar mı? Olur açar. Buyur. Büyük bir ihtimalle ayağını düzeltemedi. Ondan dolayı asmadılar diye düşünüyorum. Ya da aslında ben astılar mı asmadılar mı bilmiyorum. Asmadılar gibi geliyor bana. Önce kamera sonra resim çekiyorsun. Tamam abi. Abi bırak. Neyiz? Vay be, dayı düzeltti. Bir tane de bu yana. Bir tane de bu yana. Kalk, gel şişiyoruz. Hadi şuna bir bakman lazım. Of. Mesela böyle rahat esneyemiyordum. Şimdi esas rahatlık 40-45 gün sonra. Eğer birazcık ağrım olursa o zaman geleceğim asacağım seni. Ağrım olmasa gelmeye gerek yok. Gel şişiyoruz. O asma işini çok merak ettim. Abi merakta bir şey yok. Onu asayım, merak ettiysen bak. Ama kameramanı asayım diyor. Bunu asayım sen bak diyor. Değil mi? Kameramanı dedi. Abi merakta bir şey yok. Onu asayım, merak ettiysen bak. Ama ben seni asmam. Ben senin sağlığın için asmam. Benim 40 saniyemi alır o. E kameramanı niye asıyorsun abi? Bunu asmıyorsan kameramanın suçu ne? Ama ona ben seni asmam. Ben senin sağlığın için sen asmam. Gel 45'er gün sonra asayım. Belki de gelmeyeceksin, ağrım hiç kalmayacak. Şu an iyi hissediyorum ben ya. Niye hissediyorum ya? Zaten %70, %80 iyisin. Ayağın düzeldi. Böyle önyargılar var da, mesela sizin videolarınız var, hani tehlikeli gözüküyor. Mesela o asma, yani tehlikesi... Orada hiç tehlike yok. Yok mu? Hiç tehlike yok. Olay ne onun? Diskleri falan mı? Tabii, diskleri açık pop ediyorsun. Disklerin arasına sıkışan... Hiçbir zarar yok. Yok. Olmadı değil mi? Hayır. Çok tehlikeli. Bende değil, benim anamın yaptığı zamanda bir kimse, ben televizyonda ne konuştum? Sen hep seni burada da konuşuyorum yani. Benim sizden öğrendiniz onu. Anamdan, ebemden. Benim sulalemde yapılıp gelen bir şey yok. Evet. Ya aslında onun şeyini satıyorlar arkadaşlar.
ne uzanma şeyi var. Uzanıyorsun, böyle asılıyorsun falan ayağından. O normal, gerçekten normal. Hani ben dedim ya başta, o ana kadar sorunum yok. Çünkü normal, yani bir şey yapmıyorsun. Ama dayı böyle sarılıp kaldırıp indirme falan bence biraz bilmiyorum ya. Şey gibi gözükmüyor. Biraz daha mantıklı gözükmüyor bana. Belki dayı doğru söylüyordur. Belki hiçbir tehlikesi yoktur. Ben anlamam. Ben böyle konuşuyorum burada. Vallahi iyi geldi ya. Yani sırtın benim falan. Asmamı gerektiren bir şey yok şu an için. Benim şeyi falan da düzelt. Gerginliğim gitmiş. Videoluk falan. İsterse düzel, isterse düzeltme de sana zaten ayağını düzelttim. Evet, doğru. Yani bu şimdi kalıcı bir şey olmayacak değil mi? Yani tekrar böyle olabilir. Yok, olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Ha, 45 gün sonra belli olur ama. Çok ters hareket yapsam belki tekrar edebilir. Çok ters hareket. Bu neden oldu ya? Yok. Dengesiz yaptığı hareketten olur. Ha. Deadlift'ten spor yapıyorum da büyük ihtimalle oralarda bir hata. Dengesiz yaptığın bir şeyden olur. Doğru, evet. O şeyde oluyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar benim de bana defalarca oldu. Onu hemen 5 dakikada düzeltiyor bizim kayropraktikler. Adjustment diyor. Haftada gidiyorsun böyle bir defa iki defa düzeltiyor seni, devam ediyorsun. 5 dakika. Bir yeri de fazla, birini az yapsa falan. Onda da çok şeye inanmıyorum. Hocam onda da var. Şey ben de bir şey yok. Baktırmak ister misin? Yok, istemem. Yok. Göbeğinde baygınlık yok. Omuzunda düşük yok. Yok, bir şey yok. Yok mu? Söylüyorsa da yalan söylüyor. Yok. Vallahi. Yok abi, yani şimdi çıta gibi duruyor maşallah yani. Maşallah. Yani bu arada ben yalan mı söylüyorum? Hayır. Olsa zaten var dedim. Size çok ben gelip ona baktım. Ben arkadan geliyordum, sana baktım yani. Öyle mi hocam? Yok bir şey. Size çok geliyorlar mı hocam böyle her gün? Ya gelin. Kolu çıkıp olan, bacağı çıkıp olan. Gelin. Bam. Birisi yazdı, kolunu çekti, ayağımı düzeltti diye. Arkadaşlar, tekrar diyorum. Ben bu benim işim değil, anlamam bundan da. Bütün kaslar hepsi birbirine bağlı abi. Şu kol kası, şu omuz, sırt, tan yukarı, kalça kası, bacağı hepsi böyle birbirine bağlı, biliyor musun? Oradan birisi buradan kastığı zaman, şuradaki mesela biraz daha kastığı zaman, örnek veriyorum. Ötekini de çekme yapıyor, dengeyi bozuyor falan. O yüzden yani şey, ya vücut hep birbirine bağlı abi. Şurada bir şey ayağını etki edebiliyor falan. Oluyor. Aa, ses gitti lan. Bir dakika. Genç geliyor mu? Ben arkadan geliyordum, sana baktım yani. Öyle mi hocam? Yok bir şey. Size çok geliyorlar mı hocam böyle her gün? Ya gelin. Kolu çıkıp olan, bacağı çıkıp olan. Gelin. Bakmam. Hepsine bakmam. Ben şüphelendim kişilere bakmam. Yaşlıya bakmam. Evet. Genelde kaç yaş oluyor hocam? Tansiyon, şeker olana bakmam. Benim gibi genç geliyor mu? Her gün gelir. Hadi ya. Gelir ama ben çoğuna bakmam. Niye? Bakmam. Tehlikeli mi? Abi benim yaptığım işte tehlike yok. Ne tehlikesi olsun diye. Ben yaşlandım artık ya. Başkaları baksın. Ya internette çok şey yazıyorlar. Yok işte felç kalırsınız. Yok işte... Herkesin ağzı var, konuşur ya. Evet. Ben mesela... Sen de konuşuyorsun. İşte kameraya çekiyorsun. Sen de kötüleyeceksin. Hı-hı. Ben biliyorum onu yani. Hayır. Vay be. Dayıya bak ya. Dayı... Belli ki yani dayı... Ki anlıyorum ya. Bir sürü kişi dayıya saldırmış. Adam artık yani uğraşmak bile istemiyor ondan dolayı. Belli. Şurada bile diyor ki bunlar herhalde beni trollemeye geldi. Bence dayı onu düşünüyor şu anda. Yok. Burada biraz üzüldüm. Çünkü haklı, internette yanlış bir algı var. Biz de zamanında o algıya kapıldık. Mustafa Civciv'in internette sadece insanları astığı videolar var ve sadece bunu yaptığı düşünülüyor. Ama buraya ben geldim ve bana neler neler yaptı. Yani adam her belim ağrıyor diyeni asmıyor. Bana bir sürü başka şey de gösterdi. Doktorlar, fizyoterapistler yanında çalışıyor Mustafa Hoca'nın. Hani iş hiç göründüğü gibi değil bazen gerçekten. Yapılan şeylerin çoğunu biliyorum ben. Adam benimle konuşuyor, gidiyor arkasından bilmem ne yapıyor. İşte bir şeyler, bir şeyler. Ben açık herkesin ben şerefine bırakıyorum. Hepsi ne yaparsa yapsın. Ben korkuyordum gelmeden önce biraz ama. Yani hiç korkulacak bir şey yok. Bir de şey böyle kara düzen bir şey yapmıyorsun. Bildiğin şeyi yapıyorsun aslında. Genelde bu işte. Çünkü sen televizyona çıktın abi, ben izledim. Orada sen... Benim buradaki tek sorunum bu adayıyla. Ben açık açık söylüyorum. Başta söyledim zaten. Dayı ne oluyor?
Yani bu dayının şimdi hani bilimsel filan şeyi yok ya şimdi bazı şeylere göre yapıyor. Benim bu şahsi düşüncemdir. Abi bil yani o kasların ismi ne? Ne yapıyor? Sen şu hareketi yaptığın zaman ne oluyor? Vücuttaki yani hangi kasa odaklanıyorsun? Hangi kemiği, hangi ekleme falan? Yani bunu bana açıkla. Sen bunu biliyorsan tamam ben o zaman güvenirim sana. Yani yoksa öyle ben böyle yapıyorum düzeliyor falan dediğin zaman oraya güvenemem. Çünkü tehlikesi yok diyor dayı. Ben şahsen aynı fikirde değilim. Bunun tehlikesi yok. Doktorda bile var aslında tehlikesi. Yani sadece ben onu bilmek istiyorum. Eğer dayı bana onları açıklayabilirse sorunum yok. Ben de giderim yani. Sadece o şeyi bil. Dostum bak senin ayağın aynı şeyde değil. Yanlış bir hareket yapmış olabilirsin artık neyse. Şimdi ne yapacağım? Senin şu kolunu çekeceğim. Örnek veriyorum şu anda. Şu kolunun sırtındaki şu kas işte ismi neyse. O kas şuraya bağlı. O çekme yapmış. Şunu çektiğim zaman onda rahatlık oluyor. Ona rahatladığı için ayağın dengesi düzeliyor falan. Artık neyse yani. Böyle bir şeyleri açıkladığın zaman insanlar daha da güvenerek daha da böyle bir açık görüşle gelebiliyor. Ama böyle almışsan işte şey asıyorsan insanı ya da şunu bunu yapıyorsan hiçbir açıklama yapmadan o zaman insanlar dalga geçer. Yani ben dalga geçme amaçlı söylemiyorum ama sadece biraz yani bu insanın sağlığı abicim. Sağlıkla alakalı olduğu için ve yaptığı hareketler gözle baktığın zaman biraz garip geldiği için hiç olmasa açıklamayı yaparsan eğer gerçekten tehlikesi yoksa ve gerçekten bu şekilde insanları bayağı iyileştirmişsen İçerideki açıklama yaptığınızdan biraz daha güven verici oluyor diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sen çok şey, orada ne konuşuyorsun? Burada da aynısını yaptırdın. Yanlış biraz çıktı tanıklar. Zahide diye düşünüyordum. Yok, önceler çok iyi. Sonra zahide hiç boz işi. Evet evet. Kendi nerede şimdi? Bilmiyorum. Ha? Hiç bilmiyorum. İşte nerede. Onu takip edeceksiniz. Bu arada ya aboneler Kavak, Glare, Toyhan, I'm Jose Moreno. Teşekkürler dostlar. Sağ olun. Onu takip edeceksiniz. Belki... Devletin bu adama ceza vermesi lazım. Yok, cezaya gerek yok. Birisini felç ettiğin ya da herhangi bir zarar verdiğin zaman o kişi de, ceza mahkeme karar davası açabilir diye düşünüyorum. Kendim geldim gördüm. Yani o yüzden rahatça söyleyebilirim. Çok rahatladım. 30 saniye reklam olur arkadaşlar. Ben herhangi bir reklam koymuyorum Twitch'e. Haberiniz olsun. Hiçbir şekilde reklam falan hepsi kapalı benimki. Eğer reklam görüyorsanız Twitch'ten gelen bir şey. Ben yapmıyorum yani. Şu an 10 dakika falan oldu. 40-50 gün sonra daha iyi sonuç alacağını söylüyor. Hatta 40-50 gün sonra belki tekrar gelebilir. Asmam gerekirse asarım ben. Asmam gerekmezse asmam. Yani şu duruma göre senin bir şeyin kalmadı zaten. Ben ne yapacağım sen? Ya mesela asma olayında asmam gerekirse orada açıklamasını isterdim dayı. Dayı neden asıyorsun? Ne oluyor? Yani hangi kriterlerde asıyorsun insana? Neden asıyorsun? Astığın zaman ne oluyor benim şu belde bilmem falan. Sadece şey değil yani o basıncı azaltıyorum değil yani. Onları açıkla bana. Yani bu benim canım. Bilmek istiyorum. Mesela ben bu soruları doktora soruyorum. Şahsen. Ben mesela chiropractor'a gittiğim zaman, beni adjustment yaptığı zaman ben soruyorum. Şunu niye yap? Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Tehlikeli mi? Değil mi? Parmaklarımızı şu kırpları yaptığım zaman bu zararlı. Soruyorum ben abi. Merak. Bu tür bir kendince bedenim yani. Merak ediyorum. Bir de sordukça insan daha da fazla öğreniyor kendin hakkında. Aynen. Bak rahat eğilebiliyorum. Harbi mi? Evet. Yani şöyle oluyordu. Hemen bel ağrısı yürüyordu şu an. Ya o asmayı da. Hocam böyle göstermelik bir yapsak olur mu? Göstermelik. Abi ben seni yapamam diyorum. Bak yapılacaksa yapayım onu. Onun bir sıkıntısı yok ki. Yok. Yapsın o zaman merak ediyorsanız onu assın o zaman. Hiç olmazsa. Görmüş olurduk. Yok senin sıkıntın da ben senin sağlık açığından dolayı yapamam zaten. Kaçalım.